hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. I nderuar kryeminister, i dashur miku im, e nderuar kryetare e kuvendit të Shqipërisë, të nderuar ministrat, të dashur motra dhe vëllezërit e mi të qytetit të Laçit. Të gjithë juve dua t'ju përshëndes me ndjenjat më të përzemërta, me dashuri dhe respekt. Sizlere milyonlarca yüreğin sevgisini tüm sizlere milyonlarca yüreğin sevgisini tüm Türkiye'nin selamını getirdim. Ju kam sjell këtu të gjithë dashurinë e miliona zemrave dhe përshëndetjet e të përzemërta të popullit të Turqisë. Sizlere kalbi sizinle çarpan kardeşlerinizin, dostlarınızın selamını getirdim. Ju kam sjell njëkohësisht edhe përshëndetjet e vëllezërve dhe miqve tuaj në Turqi, të cilët zemrat e tyre rrahen së bashku me juve. Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm Arnavutluğa, Arnavutluk'taki tüm kardeşlerimize aziz milletimizin kucak dolusu selamlarını iletiyorum. Nga këtu në përmjet jush, dua të përcjell përshëndetjet e kombit tim të ndëruar për mbarë Shqipërinë, për gjithë vlezrit dhe motrat shqiptare. Bu anlamlı tören vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan, sizlerin heyecanına, coşkusuna ortak olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Dua të theksoj faktin se jam shumë i lumtur që ndodhëm këtu së bashku me juve, që jam bërë pjesë e këtyre emocioneve dhe entuziazmit tu. Arnavutluğun sevinci sevincimiz, sıkıntısı da bizim sıkıntımızdır. Gëzimi i Shqipërisë është gëzimi ynë dhe hidhërimi i Shqipërisë njëkohësisht është hidhërimi ynë. Sizlerin huzur ve esenliğini kendimizinkinden ayrı tutmuyoruz. Kështu që mirçenjen dhe paqen tuaj e konsiderojmë të njëjtën si tonën. Aynı acıları daha önce pek çok kez yaşamış bir ülkenin insanları olarak 21 Eylül ve 26 Kasım 2019 tarihlerinde meydana gelen depremler Arnavut halkı kadar bizim de yüreğimizi dağlamıştır. Duke qen si një popull i një vendi i cili ka përjetuar dhimbje të ngjashme shumë herë më përpara, tërmetet e ndodhura në 21 shtator dhe 26 nëntor në Shqipëri na lënduan zemrat tona të njëjtë si zemrën e popullit shqiptar. Deprem haberini alır almaz bölge halkının acılarını paylaşmak, yaralarını sarmak için hemen harekete geçtik. Sabah morëm lajmin e hidhur për tërmetin, me njerë jemi vënë në lëvizje për të ndarë dhimbjen e njerëzve të zonës të cilet ishin prekur nga tërmeti dhe për të munduar që të shërojmë sa të pak plagët e tyre. Devlet olarak bütün imkanlarımızı seferber ederek sizlerin yardımına koştuk. Ne si shtet duke u mobilizuar me gjitha mundësit tona, ju erdhëm në ndihmë. Az önce değerli kardeşim Edirama'nın da ifade ettiği gibi biz kardeşlik, kardeşler kardeşlerinin imdadına zor zamanlarda yetişirlerdi. E njët si që theksoj dhe miku im zoti Edirama dhe në fjallën e ti, vëllai i qëndron pran vëllajt kur ka nevoj dhe jo kur thirët. Büyükelçiliğimiz, AFAD'ımız, Türk Kızılay'ımız, TİKA'mız, Sağlık Bakanlığımız ve Çevre Bakanlığımız vasıtasıyla
gereken tüm yardım malzemelerini ve teknik ekipleri Arnavutluğa ulaştırdık. Pas tërmetit të ndodhur, ne me njëherë kemi dërguar në Shqipëri të gjitha materialet, pajisjet e nevojshme të ndihmës së shpejtë dhe njëkohësisht ekipe teknike nëpërmjet ambasadës, AFAD-it, KZLA-it, TIK-ës, Ministrisë së Shëndetësisë dhe Ministrisë së Mjedisit. Değerli dostum, Başbakan Edi Rama ile sürekli temas halinde olarak yürütülen çalışmaları yakından takip ettik. Duke qenë në kontakt të vazhdueshëm me mikun tim, me Kryeministrin Zoti Edi Rama, kemi bërë të mundur ndjekjen nga afër të gjitha këtyre punimeve që sapo kishin filluar. Uluslararası camianın, bilhassa da İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Arnavutluğa yardım elini uzatması için bizzat girişimlerde bulunduk. Un personalisht jam aktivizuar dhe morëm së bashku iniciativa që përgjatë këti procesi të tërmetit, për t'i arë në ndim Shqipëris, filluam kontakte tona me komunitetin dorkomtar dhe me organizatën e bashkëpunimit islamike. Depremden sonra bölgeye yardıma ilk koşan ülke Türkiye olması aramızdaki güçlü dayanışmanın en güzel ispatıdır. Fakti që Turqia ishte një nga shtetet e para të cilët i erdhi në ndihmë Shqipërisë tregon qartë, është një shenjë, një dëshmi e qartë e këtij solidariteti të fortë mes nesh. Sahadaki bu yardımlarımızın yanı sıra Arnavut kardeşlerimizin yükünü bir nebze olsun hafifletmek için yıkılan konutların yerine yenilerini inşa etme kararı aldık. Për të lehtësuar sa do pak dhimbjen barrën e atyre familjeve të prekur nga tërmeti, ne morëm vendim me Zotin Kryeministër duke firmosur kështu dhe një memorandum mirëkuptimi që shtëpijat, banesat, apartamentet të cilat ishin të rënuar gjatë tërmetit, të ribëshin, të rindërtoheshin nga zero. 2020 Temmuz ayında gerekli mutabakat zaptını imzaladık ve koronavirüs salgınına rağmen aynı yılın Aralık ayında inşaatlara başladık. Şu që në muajin korrik 2020-ën sapo nënshkruam memorandumin e mirëkuptimit, filluam me njëherë ndërtimin e kantierit, edhe pse kishte shpërthyer koronavirusi. Bundan 13 ay önce, tam bu noktada, konutların temel atma törenini canlı bağlantıyla gerçekleştirdik. Para 13 muajsh, pikërisht në këtë vend ku jemi sot, bëm ceremonin e hedhjes e themeleve të banesave, pikërisht këtu ku jemi me një lidhje direkte. Bugün de toplam 522 konutu içeren ve yaklaşık 42 milyon avroya mal olan bu evleri sizlere teslim ediyoruz. Ve sot po i zojmë këto banesa të cilet janë gjithsej 522 njësi banimi që kanë kushtuar afërsisht 42 milyon dolar euro. Teslim ettiğimiz konutların Arnavut'la ve hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Që në këto momente dua t'ju uroj të gjithë përfituesve, familjarëve, t'i gëzoni këto banesa dhe shtëpije. Bu süreçte Türkiye olarak biz de depreme, sel ve yangın afetlerine maruz kalsak da Arnavutluğa ve sizlere olan sözümüzü Allah'a hamdolsun hayata geçirdik. Falenderoj të madhin Zot që edhe gjatë këtij procesi, edhe pse Turqia u sprovua gjatë këtij procesi me shumë fatkeqësi natyrore, me tërmete, me zjarre e tjerë, ne përsëri arritëm të përmbushim dhe të përmbajmë premtimin tonë
ndaj Shqipërisë dhe shqiptarëve. Şimdi altını çiziyorum. Dhe tani po theksoj një gjë. Kardeşliğin nişanesinin çağrıldığında gelmek değil, ihtiyaç duyulduğunda kendiliğinden orada bulunmak olduğu inancıyla her daim yanınızda yer almayı sürdüreceğiz. Aya që dua të theksoj është parim besimi, i cili shenja e vllazërisë nuk është kur ti të vish kur të thrasin, por të qëndrosh pran vllajit tën kur ai ka nevojë dhe pikërisht ne tash e tuti edhe në vijim të vazhdojmë të qëndrojmë pran. İnşallah bu hasbi temel üzerine inşa ettiğimiz Türkiye Arnavutluk dostluğu ila nihaye devam edecektir. Shpresoj që kjo miqësi me baza kaq të forta do të vazhdoj deri në pafundësi. Değerli dostlarım, Arnavutluk'la hem ortak bir tarihi hem de ortak medeniyet değerlerini paylaşıyoruz. Të nderuar miq, Shqipëria dhe Turqia ndajnë së bashku, kanë të përbashkët historinë dhe shumë vlera të tjera historike. İyi ve kötü gününde kardeşinin yanında olmak da bizim medeniyet değerlerimizin en önemlilerinden biridir. Të yesh me vllajin në kohë të mira dhe të vështira është një nga këto vlera të cilat i përmenda pak më lart. Koronavirüs salgınında o büyük büyük devletler, o büyük büyük ülkeler kendi içine kapanırken sınırları dışındaki dramlara gözlerini yumarken biz hiçbir ayrım yapmadan dara düşen tüm dostlarımızın imdadına koştuk. Gjat pandemis ve gjat situatës ngushtë, të gjithë shtetet e fuqishme dhe shtetet e mëdhaj, të mëdhaja, u kyçën dhe u mbyllën për brenda duke mbyllur dhe sytë e tyre, ama ne nuk vepruam ashtu, bëm të kundërtën, dolëm dhe jashtë kufive për të parë dramat e vëllezërve tanë dhe për t'ju qëndruar pranë me çdo mundësi që kishim ne. Paylaşmanın bereketine, dayanışmanın gücüne inanarak, salgına karşı mücadelelerinde dostlarımıza destek verdik, elimizdeki imkanları onlarla paylaştık. Duke besuar fort në bekimet dhe në mirësinë e ndarjes me të tjerët dhe sidomos më rëndësishmja fuqisë solidaritetit, ne vijuam të mbështetim miqtan në luftën kundër pandemisë dhe ndam me ta të gjitha mundësitë që kishim. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında 68 günde inşaatını tamamladığımız Fier'deki bölge hastanesi de bu güzel dayanışmanın ürünlerinden biridir. Ve si produkt, si fryt i kësaj i solidariteti kaç të fort, kaç miqësor, vllazëror, kemi spitalin miqësisë Turqi-Shqipëri që tashmë ashtu e kemi emërtuar spitalin rajonal të Fierit, i cili është ndërtuar brenda 68 ditëve. Açılış törenine video konferans vasıtasıyla katıldığım hastanenin ismini halklarımız arasındaki güçlü bağları yansıtacak şekilde Türkiye Arnavutluk Dostluk Hastanesi koyduk. Ve ky spital ku mora pjesë në ceremoninë e hapjes nëpërmjet video konferencës e quajtëm pikërisht Spitali Miqësisë Turqi-Shqipëri për të pasqyruar lidhjet e forta mes popujve tanë. Bu hastanede Türk ve Arnavut doktor ve hemşirelerimiz
omuz omuza sağlık hizmeti sunuyor, şifa dağıtıyor. Ve në këtë spital, tashmë janë ekipet e mjekve, të infermierve, turq, shqiptar, që punojnë krah për krah për të shërbyer qytetarëve dhe për të prapër sa më shumë shërim. Şimdi de deprem konutlarının açılışıyla Türkiye Arnavutluk dostluğunu taştan duruyoruz. Ve tani me miçin ton Turqi Shqipri sot këtu me këtë inaugurim, me këtë ceremoni po e kurorzojmë akoma dhe më tutje. Bu vesileyle bir kez daha depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum. Ve me këtë rast, lutem Zotin gjithësisë për gjitha ata shpirtra të cilët kanë kaluar nga kjo botë përgjatë tërmetit, të mëshiroj, të ketë në mbrojtjen e tij dhe uroj, dëshiroj dhe përcjell ngushëllimet e sinqerta të gjithë familjarve dhe të afërmit të tyre. Rabbim böyle acıları bir daha yaşatmasın diyorum. Dhe më them që i madhi Zot mos na sjelli ball për ball këtyre sprovave kaq të mëdha. Ölenleri geri getiremeyiz ama geride kalanların hayatlarını kolaylaştıracak adımları atmak bizim elimizdedir. Ndoshta ata cilët kanë vdekur nuk e kemi mundësinë t'i kthejmë mbrapsht, por ajo që na takon dhe na përket neve është që të marrim masa për t'i mbrojtur ata të cilët jetojnë këtu mes nesh. İnşa ettiğimiz deprem konutlarıyla bu bölgedeki 522 ailenin hayatlarının bundan sonraki kısmını huzur ve güven içinde geçirmesini temin ediyoruz. Me banesat e tërmetit që kemi ndërtuar këtu, sigurojmë tashmë 522 familje shqiptare të cilët do kalojnë jetën e tyre, pjesën e mbetur të jetës e tyre këtu. Teslim törenini gerçekleştirmek üzere bir arada olduğumuz deprem konutlarının Laç şehri sakinlerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Edhe një uroj, dëshiroj që këtë apartamente, njësi, banimi, banesa të jenë të dobishme, të sillin dobi për gjithë familjet, për gjithë shqiptarët. Ti gëzoni. Bu konutlarda aileleriniz ve tüm sevdiklerinizle bir ömür boyu huzur ve sağlık içinde oturmanızı diliyorum. Uroj që të jetoni në këto banesa me mbarësi, me shëndet të plot. Çevre Bakanlığımız ile TOKİ başta olmak üzere bu projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurumlarımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Dua të përgëzoj të gjitha ata të cilët kanë kontribuar në realizimin dhe finalizimin e këtij projekti. Fillimisht ministrin tonë të mjedisit dhe TOKIN, si dhe kompaninë kontraktore, inxhinierët, punëtorët dhe të gjitha të tjerët që kanë qëndruar korrekt në mbështetjen e tyre. Değerli dostum, Edirama'nın şahsında Arnavutluk makamlarına süreç boyunca verdikleri destek için teşekkürlerimi iletiyorum. Njëkohësisht, përshëndetje speciale do kisha dhe për mikun tim, për kryeministrin e Shqipërisë, Zotin Edi Rama, që gjatë gjithë këtij procesi ka qëndruar pranë me çdo mundësi dhe suportin e tij. Sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Edhe njëherë ju përshëndes me ndjenjat e thella të mia dhe të përzemërta. Ju uroj shëndet dhe mbarësi. Türkiye Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha hastanede misafir ediyoruz.
E falenderojm presidentin dhe presim që të qëndrojë edhe pak në sken. Değerli konuklar, deprem konutlarında oturacak 4 aileye anahtar teslimi yapılacaktır. Arnavutluk Başbakanı Sayın Edi Rama'yı sahneye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen. Të nderuar pjesëmarrës, tashmë do të dorëzohen çelësat 4 familjeve që do të banojnë në ndërtesat e tërmetit. Ftojmë në skenë zotin Edi Rama. Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı, Sayın Arnavutluk Cumhurbaşkanı, değerli konuklar. Öncelikle iki ailemize Arnavutluk Başbakanı Sayın Edi Rama anahtarları teslim edecektir. Dy familjeve çelësat do i dorëzohen fillimisht nga kryeministri Edi Rama. İlk ailemiz adına Sayın Teuta Zosi'yi davet ediyorum. Buyurunuz lütfen. Në fillim zonja Teuta. Sevgili izleyiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan an itibarıyla Arnavutluk'ta ve ilk yurt dışı ziyaretini, yılın ilk yurt dışı ziyaretini Arnavutluk'a gerçekleştiriyor. Az önce bir basın toplantısı izledik. Önemli açıklamalarda bulundu. Tabii günün anlam ve öneminin önemine değinmek gerekirse Arnavutluk'ta 2019'da meydana gelen bir deprem felaketi vardı. O deprem felaketinde evlerini kaybeden aileler için Türkiye tarafından Laç şehrinde inşa edilen konutların teslim töreni de şu anda gerçekleşiyor bu ziyaret vesilesiyle. TOKİ tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında 522 konut, ticari ünite ve otoparkın yapımı tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan gün içerisinde resmi temaslarda bulundu. Şu anda da bir teslim töreni yapılıyor ve o törene katılıyor. Duygulanmıştı. Teşekkürler. Evet, bir bekletelim sahnede. Bekletelim lütfen. Evet, ikinci ailemiz Sayın Lazer Muruku. Buyurunuz lütfen. Cumhurbaşkanı Erdoğan an itibarıyla başkent Tiran'da Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından resmi bir törenle karşılandı. Şu an ekranlarınızda da her iki ülke Cumhurbaşkanı ve Başbakanını görüyorsunuz. Bir teslim töreni yapılıyor ve bu teslim töreninde tabii deprem konutlarının teslimi yapılıyor ve ailelere teslim ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanı, zat-ı halinizi çok teşekkür ediyorum. Durun gazemra dhe nga gjithë lashtion të rëj jetë të gjatë dhe suksesën jetë të duhet. En kalbi duygularımla sizlere teşekkür ediyorum efendim. Faleminderit shumë. Çok çok teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımızın teslim edici ailelerimizi davet ediyoruz. Öncelikle ailemiz Sayın Blerto Ternova. Buyurunuz lütfen. Ftojmë Blerto Ternovën tani për të marrë në dorëzim çelësin nga presidenti. Şu anda ailelere tabii anahtarlar teslim ediliyor. Sembolik olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir teslim töreni gerçekleşiyor şu anda Arnavutluk'ta. Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ailelere anahtarlarını teslim ediyor. Tabii duygulu anlar yaşandığını söyleyelim. Büyük bir deprem felaketi sonrası Türkiye tarafından inşa edilen TOKİ konutlarının teslim törenini izliyoruz. Şimdi de son olarak ikinci ailemiz Sayın Napolyon evet. Bala, buyurunuz lütfen. Bir aile daha şu anda konutuna kavuşacak. O anları sizlerle canlı olarak paylaşıyoruz. Arnavutluk'ta 2019 yılında büyük bir deprem felaketi yaşanmıştı ve evsiz kalan birçok aile olmuştu. Türkiye tarafından Laç şehrinde inşa edilen konutların teslim töreni şu anda gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ailelere anahtar tesliminde bulunuyor. Ve bir ailenin daha konuşmasını dinleyeceğiz şimdi. Bu özel anları yaşadığınız için teşekkür ediyoruz. Gerçekten depremin olduğu dönemde burada bir felaket söz konusuydu ama şu anda yüzümüz gülüyor. Nuk kishim shpres, po i drejtoheshim Zotit, i drejtoheshim qiellit. Gerçekten
umut da kalmamıştı. Bir tek gökyüzümüz vardı. Oraya bakıyorduk. Dhe pikrisht në këto momente, kryeministrin i nderuar Zoti Edi Rama. Tabii burada sizin huzurlarınızda Sayın Başbakan Edi Rama'ya da teşekkür etmek istiyorum. Nada force sepse Edi Rama kishte mikun sık sık ziyaretleriyle bize güç vermiştir. Presidentin e Türkiye'si Zotin Tayyip ve hep kendi dostu Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsediyordu. Size sahip çıkacak diye. Zoti President. Sayın Cumhurbaşkanı. Shqiptari di ta vlerësoj të mirë. Arnavut bu değerli katkıları değerlendirmeyi çok iyi bilir. Ve gjithmon populli shqiptar nuk e haron këtë. O yüzden hiçbir zaman Arnavut halkı unutmayacaktır bunu. Nuk, nuk aron një kohësisht as miqësin, as dashurin e popullit turk. Arnavut halkı ne dostluğu ne muhabbeti unutacaktır. Çünkü ka pasur pik atakimi gjatë historisë zhvillimit. Çünkü gerçekten bizim iki halkımızın ortak tarihi noktaları vardır. Çok teşekkür ediyorum. Depremde evini kaybeden ve Türkiye tarafından yapılan evlerle, Türkiye tarafından inşa edilen evlerle yeniden hayaline ve yuvasına kavuşan ailelerin temsilci üyelerini şu anda görüyoruz. Tek tek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden teslim aldılar anahtarlarını ve bir fotoğraf çekimi gerçekleşiyor şu anda. Duygu yüklü bir konuşmayı izledik az önce ayrı ayrı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yılın ilk yurt dışı ziyaretini Arnavutluğa gerçekleştiriyor. Resmi temaslarda bulunduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı ile birlikte Edi Rama tarafından törenle karşılanmıştı. Ziyaretiyle birlikte Cumhurbaşkanı iki ülke marşlarının dinlenmesinin ardından tören kıtasını denetledi. İki ülke arasındaki işbirliği konuları masaya yatırılacak demiştik ve tabii 2019 yılında meydana gelen deprem felaketinde evlerini kaybeden aileler vardı. O aileler için Türkiye tarafından Laçin şehrinde TOKİ konutları inşa edildi ve tamamlandığını artık söyleyebiliyoruz. Sayın Maylinda Sara tarafından Kurbin Fahri Hemşerili Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edilecektir. Sayın Başkanı sahneye davet ediyoruz. Pjesmarrës të nderuar, tani do dorëzohet titulli më i lartë që Këshilli Bashkiak Akmiraton. Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde ailelere evlerin anahtarlarını kendi eliyle teslim etti. Onaylanan plaket Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim edilecek. I nderuar Zoti President, Këshilli Bashkiak. Sayın Cumhurbaşkanı. Me datë 28/12/2021 akordon titullin më të lartë që një bashkie, qytetar nderi i Kurbinit. Kurbin Belediye Başkanlığı Kurulu adına sizi belediye Kurbin Belediyesi'nin fahri konsolosu ilan ediyoruz efendim. Me motivacionin për solidaritetin e ndihmën në ditët më të vështira për Kurbinin dhe kontributin e jashtëzakonshëm në procesin e rindërtimit. Faleminderit Zoti President. Kurbin'e yapmış olduğunuz değerli katkılardan dolayı bunu sasınıza taksim ediyoruz efendim, takdim ediyoruz. Zotit President, gjatë takimit, një takim të shkurtër që kishim para se të vinim këtu, tashmë i thashë qytetar nderi i Kurbinit, detyrimet ndaj Kurbinit i ka njësoj si gjithë ne. Değerli konuklar, buraya gelmeden önce girişte Sayın Cumhurbaşkanı'yla yaptığım kısa bir görüşmede zaten bunu dile getirmiştim ve şu anda huzurlarınızda tekrar teşekkür etmek istiyorum kendilerine. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürler şu anda dile getiriliyor ve Fahri Konsolosluk takdim ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yılın ilk yurt dışı resmi temasında